Arkadaşlar merhaba. Sırası gelen incelemesini istediğiniz ise Fade'ydi. Fade ile ilgili öncelikle incelemesini isteyen takipçim şunu söylemiş. Hocam çok sık düzeltme yapıyor demiş. Arkadaşlar o düzeltmeler normal çünkü o düzeltmeleri yapmazlar sesi bir yere taşıyamazlar. Yani sağlıklı bir şekilde senin bir yere gitmesi için ara sıra böyle düzeltmeler gerekiyor arkadaşlar. O normal. Ancak şunu söyleyeyim bakın. Halka arz endeksi içinde Fade bence çok kötü bir hisse değil. İyi bir hisse. Niye derseniz Eylül'den birazcık önce başlamış. Yaklaşık olarak arkadaşlar 9-10 aylık bir sürede yani 1 yıl bile olmadan Fade şu anda ne yapmış? Arz olduğu fiyatın nereden baksanız yaklaşık 8,5 katı 9 katına katlamış arkadaşlar hemen hemen. Yani arz olduğu fiyatın 9 katına çıkmış 1 yıl olmadan. Yani primli bir hisse, tamam kötü bir hisse değil, iyi bir hisse ama şu gördüğünüz kanalı arkadaşlar kıramıyor yani. Bakın deniyor deniyor kıramıyor. Deniyor deniyor düzeltme yapıyor. Hatta düzeltmesine kadar ilk düzeltmesi %30'a kadar %35'e kadar yapmış arkadaşlar. %35'e kadar. Ve sonraki düzeltmesini de bakın gene kıramamış, denemiş bir daha kıramamış. Yüzde yaklaşık %20'ye kadar hemen hemen yapmış evet. Yani şu anda aynı direncinde arkadaşlar. Fade bakın birazcık daha büyütüyüm. Fade kötü bir hisse değil. Tamam. Ancak şu an endeksimiz çok iyi olmadığı için Fade'yi şu kanalda ben zor görüyorum arkadaşlar. Şu kanala girse endeksimiz de iyi olsa çok uzun bir zaman olmadan belki şu 90'lı, 80'li, belki 100'lü rakamları bile görebilir diye. Ama şu andaki endeks şartları maalesef ki buna müsait değil. Ha ileride farklı bir hedefler olabilir mi? Elbette ki olabilir ama arkadaşlar şu an için ben hissede düzeltme öngörüyorum. Yani çünkü yukarıda biraz zor arkadaşlar. Endeksin desteklemesi lazım. Ve kıramıyor. Ya yataya da alabilir bir şekilde. Bu şekilde yatay da yapabilir ama düzeltme yapabilir arkadaşlar. Düzeltmesi de yakın gibi geldi bana. Fade'nin hemen üstünde zaten direnci var. O direnci gene kıramamış. Bakın arkadaşlar şu an birazcık daha büyütelim. Bu hisseyi birazcık daha büyütelim. Rakamları daha kesin verebilmek için. Fade şu an ne? 23.50'de kalmış. 23.50. Hemen hemen burada arkadaşlar. Şurada kalmış. Bakın hemen yukarı zorlamış. O desteğini tekrardan zorlamış. Hatta yaklaşmış ve kıramamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Kıramamış. O desteğini tekrardan yazalım. O kıramadı desteği. Bu desteğe değmeyebilir arkadaşlar. 24.91. Yukarıda 24.91'i var. 24.91'i kırması halinde yapabilirse şu an için yapabilir mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. 26.52. Peki aşağıda düzeltme yapması durumda yani kıramadığı için aşağıda düzeltme yaparsa ne yapabilir? Aşağıda düzeltme yaparsa 21 Aleykümselam canım benim. 21.44'ü var. Oğlum bu arada geldi odaya. Video analizi yapıyorum canım benim. Gelebilirsin yanıma. 20.66'sı var arkadaşlar. Orayı da kırması halinde ne var? Hemen aşağıda bir desteği daha var. 20.35. Ve şu destek de önemli arkadaşlar. Bu desteği de vereyim ben. Burası da çok önemli çünkü. 19.28. Bakın bu destek niye önemli? Şöyle önemli arkadaşlar. Eğer burayı da kırarsa, hani düzeltme yapar da ola ki böyle bir şeyden bahsedersek düzeltme olayı gerçekleşirse burayı kırarsa aşağıda çok fazla bir desteği yok. Aşağıda nereye kadar arkadaşlar? Yaklaşık 15,5'lara kadar, 15'lere kadar yolu var. Eğer burayı kırarsa. Yani düzeltme yaparsa ondan bahsediyoruz. Şu an için böyle arkadaşlar. Fade kötü bir hisse değil ama primli bir hisse. Güzel bir yerlere taşımaya çalışıyorlar. Belki yataya sarabilirler bilmiyorum. Ama şu an için yapabilir mi bilmiyorum. Endeks şartları müsait olsa hisse için farklı şeyler konuşacağız ama endeks şartları da engelliyor arkadaşlar maalesef ki. Ama şu an bu hisseyi endeksle değil de endeksten bağımsız olarak da çıkarıyorlar. Çünkü endekse uysa düşmesi lazımdı. Aşağı çekilmesi lazımdı. Şu an için bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu verdiğimiz değerleri de yazalım. Yaparsa 24.91'i var. Bakın orayı kıramıyor arkadaşlar. Çok zorluyor zorluyor kıramıyor. Güçlü bir destek şu an için bu hisse için. Orayı kırması halinde belki 26.52'si var. Aşağıdaki yerlere bakmak lazım. Şu an için 21.44'ü var. Orayı kırması halinde buradaki destekleri birbirine yakın aslında. 20.66'sı var. Orayı da kırması halinde 20.35 aslında yakın destekler de ve 19 burası da önemli arkadaşlar. 19.28 de vereyim ben. Bakın 19.28'i kırarsa 15'lere kadar yolu var.
Orayı vermedim ama 19-28'i kırarsa, ya yani 19'ların altına inerse çok fazla bir desteği olmadığı için 15'lere kadar gelebilir, bilginiz olsun. Bu ise için bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Farklı bir analize görüşmek üzere, hoşça kalın.